Mega Mac'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Uzun zamandır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde sinir krizi geçirerek kendisini yaraladı. Polat'ın vücudunda kesik ve morluklar oluştuğunu öğrenen avukatları tahliye talebinde bulundu. Ancak Polat için istenilen talep reddedildi. Gelişmelerin ardından avukatlar Polat'ın tahliyesi için bir kez daha talepte bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Marmara cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat, kararın ardından geçtiğimiz hafta jandarma ekipleri tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve 1,5 saat tahlil yaptırdı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Raporda Dilan Polat'ın 3 ay Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına tedavi görmesine karar verildi. Zehra adında bir kızları olan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği ihanet sebebiyle son bulmuştu. 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tonyalaç ile aldattığı ortaya çıkınca biten evlilik zamanla yakın arkadaşlığa dönüştü. Kaya Çilingiroğlu daha sonra Feraye Tonyalaç ile evlendi ve bu evlilikten de Hüseyin Kaya adında bir oğlu oldu. 2014 yılında yollarını ayıran Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tonyalaç oğullarının mezuniyet töreninde bir araya geldi. Eski eşi ve oğluyla aile pozu veren Feraye Tonyalaç sosyal medya hesabında yaşadığı mutluluğu "Hayat boyu yoluna çık, şansın bol olsun, başarıların daim olsun canım oğlum" sözleriyle dile getirdi. Son günlerde boşanma haberleriyle gündeme gelen oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuldu. Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini kızlarıyla poz vererek kutlayan Anıl Altan eşinden hiç beklemediği bir tepki gördü. Akil bir takipçisinin "Alin ve Lina'nın tam olarak Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoğrafı" yorumunu görünce kocasına patladı. Pelin Akil'in "Ben de yani fotoğrafları gördüm, ne alaka" dedim. "Okey, kutluyorum Galatasaraylıları da kızları koymak ne alaka? Kendi kendine sevin işte" cevabını verdi. Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Boz bu kez sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Boz, "Doğum zamanı yaklaştıkça etraftan sıkça duyduğum bir laf var. Allah kurtarsın, hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulması gereken bir şey?" ifadelerini kullandı. Oyuncu sözlerine "Doğum yapacak bir anneye hapishanedekilere de söylenen cümlenin aynısını söylenmesinin onu daha da panikleteceğini kimse düşünmüyor mu? Neden hamilelik ve annelikle ilgili bu olumsuz söylemler dilimize yerleşmiş? Bu düşüncelerle son haftama giriş yapıyorum" diye devam etti. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.